Veda hutbesi. Hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ona hamd eder, ondan bağışlanmak diler ve ona tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala'nın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Size Allahü Teala'dan korkmanızı ve ona itaat etmenizi vasiyet ederim. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. Bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da böyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Eshabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalaletlere dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Eshabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmedin, ne de zulme uğrayın. Allahü Teala'nın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Eshabım, cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rebiya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Harp edebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri bir ayı, öbür sene haram olarak ilan ederler. Cenab-ı Hakk'ın helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Onlar, Allahü Teala'nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram ederler. Elbette zaman Allahü Teala'nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebediyen kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, bu onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakının. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahü Teala'dan korkmanızı vasiyet ederim. Siz kadınları Allahü Teala'nın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allahü Teala adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah
size onları bundan sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları vardır. Meşru bir şekilde, meşru, örf ve adete göre her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmeniz gerekir. Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. O da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyin ve iyi muhafaza edin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Eshabım, nefsinize, kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Allahü Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz, takvası çok olan Müslümandır. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır. Sakat, siyah bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyin ve itaat edin. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Ey insanlar! Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmamalısınız. 1. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. 2. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. 3. Zina etmeyin. 4. Hırsızlık yapmayın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye, yani Müslüman oluncaya kadar insanlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesaplarıysa Allahü Teala'ya aittir. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Eshab-ı kiram, Allahü Teala'nın dinini tebliğ ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek şehadet parmağını kaldırarak cemaat üzerine çevirip indirdiler ve şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dediler.